Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yazılı dönemi geldi çattı ve 9. sınıf kimya için 1. dönem 1. yazılı çalışmalarına hep birlikte başlıyoruz. Ne yapalım? Önce bir konular nelermiş, nelerle karşılaşacağız, nelere çalışmamız gerekiyor? Şöyle bir bakış atalım, ardından da karşımıza çıkma ihtimali olan soruları hep birlikte gözden geçireceğiz, güzelce çözüyor olacağız. Şimdi ünitemizin adı kimya bilimi. Peki neler bilmemiz gerekiyor bu kimya bilimine dair? Kimya biliminin tanıtımı ve tarihçesiyle ilgili konular işlediğimiz bir üniteydi bu. Şimdi simyadan kimyaya kısmıyla başladık. Nelerden bahsettik? Kimyanın bilim olma sürecini işledik. Simya dediğimiz mevzunun ne olduğunu bir tanımladık. Simyacılar kimlermiş, bunlardan bahsettik. Bu simyaya ve simyanın kimyaya dönüşümüne uygarlıkların ne gibi katkıları oldu, bunlardan bahsettik ve yine katkı sağlayan bazı bilim insanlarından bahsettik. Dolayısıyla bunlarla ilgili karşımıza sorular çıkacak. Ardından kimyanın tarihçesini geçtikten sonra kimya disiplinlerinden ve çalışma alanlarından, bununla ilgilenen mesleklerden bahsettik. Alt başlıklarımızda aynı şekilde bunlar oluyor. Kimya disiplinleri nelerdi? Kimya endüstrileri nelerdi? Ve bu alanlarla uğraşan meslekler kimlerdi? Bunlardan bahsettik. Kimyanın sembolik dili dedik. Tabii ki kimya deyince aklımıza elementler ve bileşikler geliyor. Bunlar da element sembolleri ve bileşik formülleri üzerinde konuştuk. Bazı yaygın bilinen element ve bileşiklerin gösterimlerini gördük. Yine karşımıza soru olarak kesin gelecek, haberiniz olsun. Ve ardından son olarak da iş sağlığı ve güvenliği dedik. İş sağlığı ve güvenliğinde laboratuvar kurallarından bahsettik. Laboratuvarda neler yapmamız gerekiyor, neler yapmamamız gerekiyor dedik. Güvenlik işaretlerinden, bazı maddelerde bazı kimyasalların üzerinde bulunan etiketleri nasıl okuruz, buradaki işaretler ne anlama gelir, bunlardan bahsettik. Bazı kimyasalların faydalı ve zararlı yönlerini eleştirdik ve laboratuvar malzemelerini tanıdık. Bunlarla ilgili de sorularla şu anda karşılaşıyoruz. Aha da ilk sorumuzla karşılaşalım hemen. Simyacılar çalışmalarının bazı temel amaçlarını gerçekleştirebilmek için yapmışlar ve birçok buluşa bu çalışmalar sayesinde imza atmışlardır. Hani bu gelişmeler günümüzde hala daha kullanılmaya devam ediyor. Buna göre amaçlarından hangileri simyacıların temel amaçları arasında yer alır? Dedik ki bu herifler ölümsüzlük iksirini bulmak için çabalamış, uğraşmışlar, böyle bir fantazi peşinde koşmuşlar. Ölümsüzlük iksirini bulamamışlar ama bu arada yanlışlıkla birçok ilacı bulmuşlar. Mesela birçok kimyasal maddeyi keşfetmişler. Bu sayede de günümüzde hala kullanılan birçok buluşun temelleri bu sayede atılmış diyeceğiz. Polimer maddeleri kullanarak yeni araç ve gereçler üretmek. Simyacı yavrum, ta ne zamanlardan bahsediyoruz? Polimer madde, hani petrolü kullanmaya başlamamışlar ki polimer madde üretiminden bahsedebilelim. Teknolojik ürünler tabii ki o zamanlar ortada yok. Dolayısıyla bundan bahsedemeyiz. Tüm metalleri altına çevirmek yine fantazi dünyalarının ürünlerinden birisi. Böyle bir şey yapabileceklerini zannediyorlar. Bunun üzerine uğraşıyorlar ama yanlışlıkla tabii ki bunu yapamıyorlar. Yanlışlıkla birçok alaşımı keşfediyorlar. Birçok yeni maddeyi keşfediyorlar diyebiliriz. Felsefe taşını, yani filozof taşını bulmak da yine zaten 3 temel amaçları vardı. 3 temel amacı da burada saymışız. Bunlar simyacıların temel amaçlarıydı. Bu sayede de istedikleri her şeyi elde edebileceklerdi filozof taşını bularak. Elektroliz yöntemiyle saf elementler elde etmek. Elektroliz yöntemi simyacılar için çok gelişmiş bir yöntem. Tabii ki böyle bir yöntemi kullanamıyorlar, bilmiyorlar. Böyle bir amaçları da yok. Dolayısıyla hangileri arasındadır dediğine göre cevabımız ne olacak? 1, 3 ve 4 simyacıların amaçlarıdır diyeceğiz. Ve hemen bir diğer soruya geçeceğiz. Kimya biliminin gelişim sürecinde hem simya hem de kimya döneminde birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemler laboratuvar ve teknolojide kullanılmaktadır. Hala daha kullanıyoruz. Buna göre aşağıdaki yöntemlerin yanına simya döneminde geliştirilenler için S, kimya döneminde geliştirilenler için K yazacak olursak nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Hemen bakıyoruz. Elektroliz yöntemi son derece teknolojik bir yöntem. Son zamanlarda ortaya çıkmış bir yöntem. Dolayısıyla bunu bulsa kimyacılar bulmuştur diyeceğiz. Yüzdürme gibi basit bir yöntem. Fiziksel bir yöntem. Fiziksel yöntemlerin çoğusu, unutmayalım ki arkadaşlar, simyacılar tarafından geliştirilmişti. Kimyasal yöntemlerin de neredeyse tamamı kimyacılar tarafından geliştirilmişti. O yüzden yüzdürmeyi biz simyacıların bulduğunu ve günümüzde de hala kullanmaya devam ettiğimizi söyleyeceğiz. Aynı şekilde damıtma fiziksel bir yöntem, sıvıların saflaştırılması için kullandığımız bir yöntem ve simyacılar tarafından geliştirilmiş bir yöntem.
polimerleşme, polimer ürünler zaten kimya döneminde ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu tepkime de yine kimya döneminde ortaya çıkan bir gelişmedir diyeceğiz. Kristallendirme yine fiziksel bir yöntem. Tuzları özellikle bileşenlerin ayırmak için kullandığımız bir yöntemdir ve bu tabii ki simya döneminde yapılmıştır. Özütleme yöntemi aynı şekilde fiziksel bir ayrıştırma tekniği olduğu için yine simya döneminde yapıldığını söyleyebiliriz. Özütleme sayesinde şeker eldesinde bulundular mesela. Diyaliz yöntemi zaten akla gayet teknolojik bir yöntem olarak geliyor ve tabii ki kimya döneminde olduğunu, benzer şekilde santrifüjün de kimya döneminde geliştirilen yöntemler olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi gelelim Aristo'nun bu 4 element ve bu elementlere ait 4 temel özelliği belirttiği şemadan bahsetmeye. Böyle bir şema çiziyordu. Hani öncesinde Empedokles 4 element kuramını ortaya atıyordu. Diyordu ki doğadaki bütün elementler ateş, su, toprak ve havadan oluşur. Bunun türevleridir diyordu. Ve Aristo da bu fikri geliştirip yaygınlaştırıyordu ve bununla ilgili de bir şema ortaya çıkarıyordu. Şemasında diyordu ki bütün maddelerin, tamam bu 4 element kuramı doğrudur. 4 tane temel elementimiz vardır ve bunlar 4 temel özellikten ikisini taşıyordur. Her bir elementin bu özelliklerden ikisini taşıdığını söylüyordu. Neydi onlar? Soğuk ve ıslığı zaten bize tabloda vermişiz. Başta verilen şeyler. Şimdi soğuğun karşısına neye yazacağız? Tabii ki bunun tam zıttı olan özelliği, yani sıcak olma özelliğini belirteceğiz. Islağın karşısına da bunun tam tersi özelliği, yani kuru olma özelliğini taşıyacağız. Buraya bunları yazdık. Şimdi bunlar bize Aristo'nun söylediği özelliklerdi, temel özelliklerdi. Şimdi burada boşluklara neleri yazacağız peki? Şimdi soğuk ve ıslak, bu dört temel elementten hangisi soğuk ve ıslaktır? Hemen kendi mantığımızla bile Aristo'nun ta o zamanlar kurduğu mantığı biz bir zahmet şu anda kuruyor olabilirim. Tabii ki su elementlerinin bu özelliği gösterdiğini belirtebiliriz. Peki soğuk ve kuru olan hangisi olabilir bu az önce saydıklarımızdan? Tabii ki toprak bu özelliklere sahip olan element olabilir. Islak ve sıcak olan hangisi olacak? Tabii ki bu da hava elementlerinin taşıdığı özellik olacak. Kuru ve sıcak olansa tabii ki ateştir diyeceğiz ve boşluklarımızı güzelce hep birlikte doldurmuş olacağız. Ve tabii ki durmadan bir diğer sorumuza geçeceğiz. Aşağıda verilen kimya disiplinlerini çalışma alanları ile eşleştirmemizi istiyor. O zaman hemen öncelikle bir çalışma alanlarına bakalım. Nelermiş, tanımlardan kimya disiplinini ortaya çıkarırız. Madde cinsi ve miktarı belirlemek için analiz ve ölçümler yapan, analiz ve ölçüm, analiz dendiği anda ya da miktar ve cinsi belirlemek üzere çalışmalar dendiği anda aklımıza hemen analitik kimya gelecekti. Dolayısıyla 3'e A'yı yazabiliriz. Karbon ve hidrojen içerikli bileşikleri inceler. Şimdi karbon ve hidrojen organik bileşiklerin temelini oluşturuyordu. Dolayısıyla organik bileşiklerden bahsediyoruz. Organik bileşikleri de tabii ki organik kimya inceler. 2'ye o zaman hemen B'yi yapıştırdık. Sıcaklık, basınç gibi faktörleri kimyasal olaylar ile ilişkilendirir. Şimdi sıcaklık, basınç bunlar fiziksel kavramlar. Fiziksel kavramları, faktörleri kimyasal olaylarla birleştiren, yani fizikle kimyayı birleştiren dal hangisi olacak? Tabii ki fiziko-kimya olacak. O zaman 5'e C'yi hemen yazabiliriz. Küçük molekül yapılarının bir araya gelerek büyük molekül yapılarını oluşturması süreciyle ilgilenir. Bu küçük moleküllerden büyük moleküllerin oluşmasına, buradaki küçük moleküllere biz monomer, büyük moleküllere ise polimer ismini veriyorduk. Dolayısıyla polimerleşme sürecinden bahsediyoruz. Polimerleşme süreciyle de tabii ki polimer kimyası ilgilenecektir. O zaman 4'ün karşısına hemen D'yi yazabiliriz. Canlı organizma. Canlı organizma ile kim ilgilenir? Biyoloji ilgilenir. Bu sefer de biyoloji ile kimyayı birleştiren bilim dalından bahsedeceğiz. O da ne olacak? Tabii ki biyokimya olacak. Birin karşısına da E'yi yazacağız. Güzelce bu kısmı da tamamlayacağız. Bilgilerimizi hatırlayacağız ve bir sonraki kısma geçeceğiz. Aşağıda ismi verilen elementlerin sembollerini yazınız. Tabii ki birçok element var ezbere bilmemiz gereken. Öğrendik de bunları zaten. Şimdi sadece bir kısmını ben burada sordum. Yaygın olarak karşımıza çıkma ihtimali yüksek olanları buraya yazmayı tercih ettim. Bunları yapalım. Sonra da siz gidin diğer elementleri de şöyle bir gözden geçirin. Neler vardı bir hatırlayın. Unutmayın sakın. Şimdi sodyumun sembolü neydi? Na şeklinde gösteriyordum. Bunları seçmemin sebebi ne? Genellikle hani bizim periyodik sistemdeki elementlerin ismiyle sembolleri birbiriyle alakalı oluyor. Çünkü ilk ya da ilk iki harfi kullanıyoruz ama sodyum mesela bunların aksi bir durumu ifade ediyor. Sodyumun Latince ismi Na ile başladığı için onun sembolü Na'ydı. Potasyum benzer şekilde
Latince isminden ötürü K sembolüyle gösteriliyordu. Çinko İngilizcesi zinkti ve Zn sembolüne sahipti. Bakır, kapır İngilizcesi dolayısıyla Cu sembolüne sahipti. Gümüşün Ag sembolüne sahip olduğunu bulmacalardan bile biliyoruz hepimiz. Civa'nın Hg sembolüne sahip olduğunu güzelce hatırlayalım. Altın Au şeklinde sembolize ediyordu. Kalay Sn sembolüne sahipti. Fosfor, unutmayın arkadaşlar, bu çok karıştırılıyor. F değil, F olan flordu. Fosforun sembolü P harfiyle gösteriliyor. Ve azotun sembolü de İngilizcesi nitrojen olduğu için N şeklinde ifade ediliyordu. Hani kükürt vardı, S ile ifade ediliyordu gibi birçok sembolle karşılaşma ihtimaline sahibiz arkadaşlar. Geçelim bir de bileşiklerden bahsetmeye. Bazı bileşiklerin yaygın isimlerini vermiş bize. Bunların formüllerini hatırlamamızı, yazmamızı istiyor. Şimdi ilk verdiğimiz en kolayı zaten hepimiz artık biliyoruz. Nedir? Suyun formülü H2O şeklinde ifade ediyorduk. Kezzap dediğimiz nitrik asitti ve HNO3 formülüne sahipti. Zat yağı sülfürik asit dediğimiz bu madde H2SO4 formülüne sahipti. Sut kostik dediğimiz yapı sodyum hidroksit, yani NaOH yapısıydı. Amonyak temizlik maddesi olarak yoğun olarak kullanıyoruz. Neredeyse hepimizin evinde vardır bu. Nasıl kullanıyoruz? NH3 olarak ifade ediyoruz. Sönmüş kireç. Şimdi bunların üçü birbirine çok benzer isimler ve karıştırılıyor arkadaşlar. Hepsinde kalsiyum var. Öncelikle bunu bir belirtelim. Kireç dediğimiz anda aklımıza şu kalsiyum gelecek. Üçünün formülünde de kalsiyum var. Ancak sönmüş kireç dediği zaman sönmesi neyden kaynaklanıyor? Şimdi şu sönmemiş kireçten giderek başlayalım. CaO formülü sönmemiş kirece ait. Ben bunun içerisine suyu eklediğim zaman, yani H2O'yu bunun içerisine yedirdiğim zaman CaOH2 gibi bir formüle sahip olacağım. Bunu da sönmüş kireç olarak isimlendireceğim. Ya burada nereden geliyor? Sönmemiş kirecin içine suyu kattığım zaman onu söndürmüşüm gibi bir durum varmış gibi isimlendiriliyor. CaOH2 oluyor. Kireç taşı dediğimizde CaCO3 şeklinde bir tuz yapısını ifade edecek. Yemek tuzu hepimizin sofrasında var zaten, ya da sofra tuzu olarak da biliyoruz daha çok bunu. NaCl formülüne sahiptir. Sirke asidi de CH3COOH gibi bir formüle sahiptir. Bunları da güzelce hatırladık. Tabi birkaç tane daha vardı kitaplarımızda yer alan. Onlara da bakmayı unutmayalım arkadaşlar sınava girmeden önce. Ve hemen geçelim laboratuvar kurallarından bahsetmeye. Bununla ilgili karşımıza nasıl bir soru çıkabilir onu gözlemleyelim. Kimya laboratuvarında sergilenen bu davranışları laboratuvar kurallarına uygun ve uygun değil şeklinde eşleştirmemizi istiyor. Hemen bakıyoruz. Koruyucu eldiven ve gözlük takmak, bunları takmadan laboratuvara girmememiz lazım. Kapısından bile geçmememiz lazım. Dolayısıyla uygunun altına yazdım. Atık kimyasalları lavaboda imha etmek, arkadaşlar bu kesinlikle yapmamamız gereken bir şeydi. Biz onları lavaboda imha etmiş olmuyoruz. Doğaya katmış oluyoruz. Dolayısıyla hem kendi lavabo sistemlerimizi bozmuş oluyoruz. Atık sistemlerimizi bozmuş oluyoruz. Ve çevreye, doğaya, canlılara büyük zararlar vermiş oluyoruz. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle uygun bir davranış değil. Kimyasalların tadına bakmak, ölme riskimiz var arkadaşlar. Zehirleyebiliriz kendimizi. Kesinlikle ve kesinlikle tadına bakmıyoruz, koklamıyoruz hiçbir şekilde. Dokunmuyoruz bile. Çatlak cam malzemeleri bantlayarak tekrar kullanmak, tabii ki bu da uygun değil. Biz eğer bir çatlak ya da kırık varsa o kimyasalların bize zarar vermesini engellemek için acilen onu imha etmeliyiz. Kontrollü bir şekilde yok etmeliyiz. Etiketi olmayan kimyasalları atık kutularında imha etmek, işte yapmamız gereken davranışlardan birisi de budur. Atık kutularını kullanmalıyız ve kontrollü bir şekilde imha etmeliyiz. Etiketi yoksa bunu ben tespit ederim ya da kullanırım. Bu işe hiç girişmiyorsun. Hemen öğretmenine söylüyorsun veya laboratuvarda çalışan kişi sen doğrudan bunu imha ediyorsun atık kutularını kullanarak. Güzelce laboratuvar kuralları da, tabii birçok laboratuvar kuralımız da var. Şöyle sınava girmeden önce bunlara da bir göz atarsak işimize yarayacaktır diyoruz. Güvenlik işaretlerinden bahsedecek olursak çoğunu buraya yazmış olduk zaten aslında. Aşağıdaki laboratuvar güvenlik işaretlerinin anlamlarını belirtmemizi istiyor. Hemen bakıyoruz. Burada ne var? Bir madde ele ve metal yüzeye zarar veriyor. Aşındırıcı etkiye sahiptir. Çoğu metalin üzerinde bu işareti görüyoruz. Aşındırıcı madde görselidir bu arkadaşlar. Buna baktığımız zaman şu ikisi genellikle birbirine karıştırılıyor. Bakın ortasında şu yuvarlak varsa bu onun yakıcı bir madde olduğunu gösterir. Yoksa böyle bir alevler şeklini görüyorsak bu da onun
yanıcı madde olduğunu gösteriyor. Aslında birbirinin neredeyse tersi anlamlar ifade ediyor. Bu onun yanmasına sebep oluyormuş gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla iki maddenin üzerinde birinde bu var, birinde bu varsa o maddeleri birbirinden uzak tutmamız gerekiyor. Çünkü bu bunun yanmasına sebep olan maddedir diyeceğiz. Buraya geldiğimiz zaman ölü balıklar sararmış solmuş ağaçlar görüyoruz. Dolayısıyla bu çevreye zararlı maddelerin üzerinde yer alacak çevreye zararlı madde diyelim. Görselimiz olacak. Baktığımız zaman kuru kafayı görüyorsak burada zehir vardır arkadaşlar. Zehirli madde veya bir diğer anlamıyla toksik maddelerin üzerinde biz bu görseli göreceğiz arkadaşlar. O maddeden ne yapıyoruz? Hemen uzak duruyoruz. Kesinlikle ona temas etmiyoruz. İşte gördüğümüz anda kaçmamız gereken, yanına bile yaklaşmamamız gereken bir maddenin üzerinde bulunacak görsel. Bu da radyoaktif maddelerden, yani radyasyon yayan maddelerin üzerinde bulunacak görselimizdir arkadaşlar. Bunu da belirtiyoruz ve hiç vakit kaybetmeden diğerine bakıyoruz. Aşağıda verilen özellikleri bu özelliklere sahip olan kimyasal maddeler ile eşleştiriniz. Hani bazı kimyasal maddelerden bahsetmiştik. Bunların faydaları nelerdir? Zararları nelerdir? Faydalı olan maddeler hangileridir? Zararlı olan maddeler hangileridir? Bunlardan bahsetmiştik. İşte soru olarak karşımıza çıktı. Hemoglobin yapısında bulunur. Hemoglobin deyince hani kanın içinde bulunan hemoglobin maddesi sayesinde oksijen taşınmasına yardımcı oluyordu. İşte bunu yapan element demirden başkası değildir. Dolayısıyla biri hemen D ile eşleştirelim. Kemik ve diş yapısının temelini oluşturur. Neden süt içiyorduk biz kemiklerimizin gelişmesi için? Çünkü içerisinde kalsiyum vardı ve kalsiyum kemik ve diş yapısının temelini oluşturuyordu. Güçlük almasını sağlıyordu. Dolayısıyla 2'yi hemen E ile eşleştirdik. Dünyanın 3/4'ünü oluşturan çok fazla miktarda bulunan maddeden bahsediyoruz. Her ne kadar kullanılabilir olanın miktarı az olsa da dünyanın çoğunluğunu oluşturuyor ve insan vücudunda yine büyük kısmını bu madde oluşturuyordu. Tabii ki sudan bahsediyoruz. O yüzden 3'ü B ile eşleştirebiliriz. Küresel ısınma deyince hani karbon emisyonu deyip duruyorlar ya küresel ısınmayı engellemek için. İşte sera etkisinden bahsedip duruyoruz. İşte burada salınan karbon aslında karbondioksit formundaki karbondur. Yanma tepkimelerinin ürünü olan maddedir. Dolayısıyla da küresel ısınmanın temelinde yatan sebep ta kendisidir. Dolayısıyla 4'ü hemen A ile eşleştirdik. Asit yağmurlarının temel sebebi olan iki maddeden biridir. Şimdi iki tane temel maddemiz vardı. Birisi tabii ki son kalan maddemiz olan NO2. Diğer hangisiydi? O da kükürt oksitlerden SO3. En çok etki edenlerden birisi de buydu. Kükürt oksitler olarak genel başlık altında toplayabiliriz. Bir de karşımıza laboratuvar malzemeleri çıkacak. Hangi malzemeler nerede kullanılıyor, amaçları nedir? Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor ve şekillerini tanımamız gerekiyor. İşte burada karşımıza çıkan madde nedir? Hemen bakıyoruz. Üstünde ölçü birimleri vardı. Hacim ölçmemizi sağlayabiliyordu. Hani çok verimli, çok hassas ölçümler yapamasak da bununla ilgili bize imkan sunuyordu. İşte burada tabii ki Behr Glass'tan bahsediyoruz. Geldiğimiz zaman burada ne var? Üzerinde dereceler var ve silindir şeklinde. Çok basit. Hemen aklımıza şeklinden gelebilir. Dereceli silindir diyeceğiz bunun ismine. Ve biz bunu nerede kullanıyorduk? Asıl hacim ölçümlerini, sıvıların hacmini ölçtüğümüz alet ta kendisiydi. Buraya geldiğimiz zaman burada ne var karşımızda? Behr Glass buradaydı. Burada Erlenmeyer dediğimiz bir alet var, çözeltileri hazırlarken özellikle kullandığımız ya da sıçrama ihtimalinin olduğu tepkimelerde kullandığımız bir malzemeydi. Ağzının dar olması bize bu imkanı sunuyordu. Burada da yine maddeleri saklamak için ve çözeltileri hazırlayabilmemiz için bir ekipman vardı ve biz bunu balon joje olarak isimlendiriyorduk. Güzelce bunları da hatırladığımıza göre tabii ki birçok laboratuvar malzemesinden bahsetmiştik. Sınava girmeden önce onları da şöyle bir göz atmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Hemen tabii ki mevzuyu kapatmadık. Ödevlendirmemizi yapalım. Neler yapmamız gerekiyor? Böyle videoyu izledik çıktık gittik olmuyor. Önce bir bizim de çalışmamız gerekiyor. Tekrar etmemiz gereken çok şey var. Hemen bakıyoruz. Karşımıza 0'dan 9'a kimya kitabını alıyoruz. İlk iş olarak şu anda yapmamız gereken bu. Ünitemize bakıyoruz. Hemen simyadan kimyaya, yani kimya bilim ünitesinin tamamını yapmış olduk arkadaşlar şu anda. Dolayısıyla 12. sayfadan
56. sayfaya kadar bizim karşımızda ödev olarak duracak. Peki 0'dan 9'a kimyada ne var? Bizim az önce söylediğimiz, çözdüğümüz ve karşımıza soru çıkma ihtimali olan her şey özet olarak bir sayfada bulunuyor. Hemen yan sayfada da bu özetlediği kısımda bize öğrettiği o kazanımla ilgili sorular yer alıyor. Bizim bilgilerimizi pekiştirmemizi sağlıyor. Aynı şey sürekli devam ediyor ve bir bölüm bittiği anda hemen karşımıza bir test çıkıyor. Biz ona işte süzgeçler geçiyor ve tarageç kısımları geliyor sonrasında. Tarageç kısımlarında da genel bilgimizi şöyle bir hatırlamamızı sağlıyor. Ve bölümün en sonunda ünitesinin sonunda da ünite testleri yine bizi bekliyor oluyor ve sınava bizi hazırlamış oluyor. Tabii ki 0'dan 9'a bitirdim. Bayağı bir yol kat etmiş oldum ama 100 almak için ne yapmam gerekiyor? Bir de tak kimyayı karşıma alıp iyice bütün eksikleri kapatmam gerekiyor. Tak kimyada neler var, neler yapacağım peki? Aynı şekilde hemen ödevimizin sayfalarını belirtelim. Kimya bilim ünitesini baştan sona bitirmiştik. Yani bu sefer 13. sayfadan 51. sayfaya kadar yine sorumluyuz. Burada da nasıl gidiyor? Bize en başta bir tane o kazanımla ilgili örnek soru veriyor. Çözümlü bir örnek var. Alt tarafında da hemen bizi bekleyen test soruları, boşluk doldurma sorusu ve yine yazılı tarzı sorularla bizi yazılıya tam hazırlayacak kitap da bu olacak arkadaşlar. Bütün kazanımlarla ilgili bu işlemleri yaptıktan sonra da tabii ki yine bölümün sonunda, ünitenin en sonunda bizi bekleyen testler oluyor. ÖSYM tarzı bazı sorular oluyor. Fen liselerine özel sorular karşımıza çıkıyor. Ve en sonda da yine yazılı tipinde sorularla bizi sınava tam anlamıyla hazırlamış oluyor. Sonra giriyoruz ve yüzümüzü alıyoruz. O zaman ne yapalım? Artık ödevlerimizi de aldığımıza göre ödüllü soruyu görüp, kontrol edip, cevaplayıp yorumlarda paylaşma zamanı geldi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi bir sınav dönemi diliyorum.